kuşkusuz evimizden çok daha fazla vakit geçirdiğimiz yer iş ortamımızdır. Bunun için gerekli konforun sağlanmasının ofis mobilyaları üzerinde etkisi büyüktür. Ofis mobilyaları üretiminde marka sahibi olan Genel Müdür Tarık Zaher'le gerçekleştirdiğimiz röportajımızı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, İş Dünyası programı olarak birbirinden farklı başarı hikayelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de Ankara'dayız. Tarık Zaher'le birlikteyiz. 16 yıllık iş serüvenini bizlerle paylaşacak Tarık Bey. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum. Öncelikle BüroCenter ailesi adına ekibinizle beraber fabrikamıza size hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. Çok güzel karşıladınız. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz hikayenizin biraz başına gidelim. 16 yıl öncesine. Nasıl sektörle ve meslekle tanıştınız? Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Ben normalde uluslararası ilişkiler okudum. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. İşin doğrusu ailemdeki, aile büyüklerimin de siyaset ve diplomasiyle uğraşmasından ötürü siyasete ve diplomasiye çok yoğun bir ilgim vardı. Yani küçüklüğümden beri öyle bir şeyle büyüdüm çünkü. Bir ailede büyüdüm. Nitekim okuldan sonra da böyle bir serüvenim de oldu. Mezuniyetten sonra devlette bir kurumda çalıştım. Fakat sanırım ki ticaret yapmanın, kendi işini yapmanın girişimcilik ruhu ağır basmış olsa gerek ki böyle bir ticaret işine girdik. İşin doğrusu şirketi kurarken, bu işe başlarken de ihracat ağırlıklı olarak bir düşünce vardı zaten. Nitekim işte dediğiniz gibi 16 yıl oldu şu an itibariyle. 16 yıl önce başladığımızda bir yine Ankara'da, merkezi Ankara'da olan fabrikamızın yeri, o zaman bir ofiste açtık ve ihracata yönelik bir çalışmayla başladı. Akabinde işte daha sonra farklı ürünlerimizin üretimine başlayarak bugünkü durumumuza geldik. Şu an daha önce ilk başta başladığımızda, ihracat ilk baştaki zamanlarda daha çok bizim alsat dediğimiz dışarıdan tedarikle yurt dışı müşterilerimize ürünlerimizi satıyorduk. Daha sonra akabinde bunun bir 3-4 yıl sonrasında kendi üretimimizi başladık. Şu anki hali hazır üretimimiz, fabrikamız yaklaşık 6000 metrekare kapalı alanda bir üretim yapıyoruz. Oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz aslında. Doğru, şu anda 6500 metre kapalı, 2000 metre açık, toplamda 8500 metrekarelik bir yerdeyiz. Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz şu an bulunduğumuz yerde. Başladığımızda sadece bizim melamin kaplama, ahşap, ofis mobilyaları dediğimiz ürünlerle başladık. Fakat şu anda kaplamalı, ahşap, melamin, işte MDF, suntalam vesaire dediğimiz cilalı boyalı ürünler, kaplamalı ürünlerin üretimini tamamen burada kendimiz yapıyoruz. Bunlar koltuk, kanepe vesaire grupları dahil. Şu an tamamen 6500 metre alanı tam net anlamda kullanıyoruz. Gelecekle ilgili de farklı bir büyümeyle ilgili planlarımız da olacak inşallah. Bütün üretimi siz yapıyorsunuz. Yani aynı bünyeden birçok alanda, birçok segmentte ürün çıkabiliyor burada. Doğru. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? İstenilen her türlü isteğe buradan cevap verilebiliyor. Aslında çok doğru bir yere değindiniz Zilan Hanım. Bizim zaten kendi bünyemizde çok işini çok düzgün yapan, çok güzel iş çıkaran bir mimar grubumuz var. Arge grubumuz var. Dolayısıyla biz müşterilerimiz aslında onların istediklerini doğru tahlil ederek onların istediği şekildeki ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Özel üretimlerimiz var tabii dolayısıyla da. Müşterilerimizin A'dan Z'ye proje, özellikle proje bazlı müşterilerimizin ister ofis, ister kamp, ister okul veya otel mobilyaları anlamında A'dan Z'ye anahtar teslim şeklinde aslında onların biz bir ortağı gibi kendimizi, partnerleri gibi kendimizi görüyoruz. Dolayısıyla bütün istediklerini doğru tahlil edip
doğru çizim yapıp, doğru argesini yapıp kendilerine tam istedikleri ürünü sunuyoruz. Ne onların hayallerinden kendileri vazgeçmiş oluyor ne de sizin tecrübeniz yarıda kalmış oluyor. Doğrudur. Bir onların istedikleri aslında bize daha da fazla tecrübe katıyor. Biz de yeni farklı şeyler öğreniyoruz. Evet. Mobilya ile anlamında yeni ürünler, yeni renkler, yeni... Çünkü onların da bazı çalışmaları oluyor. Biz de onlara bir şeyler katıyoruz. Onlar bize bir şey katıyor. Müşterilerimizle beraber aslında biz bir yola çıktık ve o şekilde de ilerliyoruz. Zaten fuarları takip eden, aynı zamanda yurt dışında da aktif olarak çalışan da bir firmasınız. Dolayısıyla şu anda da ekonomi anlamında ülkemize ciddi anlamda anlam katan firmalardan da birisiniz. Yani ihracat ağınız daha yüksek diyebilir miyiz? Doğru. Şöyle İlhan Hanım, bizim şu an halihazırdaki ihracatımız bizim ciromuza göre %60-%65 gibi ihracatımız var bizim. Onun dışında yine yerli firmalarımızın, özellikle müteahhit firmalarımızın özel verdiğimiz, ihraç kayıtlı olarak bizim nitelendirdiğimiz, yani onların aslında buradan faturalandırdığımız fakat onların yurt dışı projelerinde kullandığı ürünleri de sayarsak aşağı yukarı %70-75'imiz bizim yurt dışına gidiyor. Evet. Dediğiniz gibi şu anda özellikle ülkemiz üretim anlamında, ihracat anlamında çok ciddi bir aşamada, çok ciddi bir onunla ilgili bir biliyorsunuz devletimizin de bir o konuda bir destekleri var birçok anlamda, birçok konuda. Bizler de aslında bu aşamada ülkemize ne katabiliyorsak, yurt dışı anlamında, ihracat anlamında ne kadar katkı sağlayabilirsek kendi çapımızda onu yapmaya çalışıyoruz ve günden güne çok şükür arttırmaya da devam ediyoruz. Peki bundan sonrası için firma olarak veya kişisel olarak hayalleriniz, hedefleriniz neler? İlhan Hanım, bizim şu an halihazırdaki yerimizle ilgili dediğim gibi biraz önce bahsettim, bir büyümeyle ilgili bir hedefimiz var. Çok şükür şu anda yeni modellerimiz, yeni projelerimizle beraber işlerimiz, tabii pandemi vesaire girdi araya. Bununla ilgili ufak tefek bazı aksaklıklar oldu ya, yurt dışı müşterilerimizle de, yurt içi projelerinde de. Fakat şu an itibariyle son yaklaşık bir yıldır toparlanmaya başladık diyebilirim. Önümüzdeki yıl içerisinde 2022 itibariyle olursa 10 bin metre kapalı bir alan yeri planımız var. Çünkü şu andaki yerimiz hem bizim depolama, üretim, depolama ve stok dediğimiz zaman şu andaki yerimiz bize artık dar gelmeye başladı. Yine Ankara'da öyle bir önümüzdeki yılla ilgili, gelecekle ilgili öyle bir hedefimiz var. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bakacağız, göreceğiz. Buradan tabii bizi yurt dışında da çok izleyen izleyicilerimiz var. Keza bizim çekimlerimizin yarısı neredeyse yurt dışında. Onlar da bize hep şunu soruyorlar. Türkiye'de güvenerek çalışmak istediğimiz firmalar arıyoruz. Hı-hı. Özellikle de büro mobilyarı birazcık daha handikaplı bir iş. İşin içine sanat giriyor, ustalar giriyor. Hı-hı. Bunun beraberinde bu güven ortamını nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, bizim aslında şu anda yurt dışında çalıştıklarımız, çalışmış olduğumuz, bitirmiş olduğumuz projeler aslında bizim için en büyük referans. Bizim şu andaki müşterilerimiz de yeni bulduğumuz, bizi yeni bulan müşteriler, yurt dışı, özellikle yurt dışı müşterilerimiz. Biz bunları sunuyoruz, referanslarımızı verebiliyoruz. Ve dediğiniz çok önemli. Bizim işte makinelaşma ne kadar önemliyse, ne kadar seriye bağlıyorsa da ustalık illaki bu işte var. Makine sadece serileştiriyor fakat o makineyi yöneten operatöründen özel işlerdeki ustaların el işçiliği olmadığı sürece biz başarıya ulaşamazdık zaten. Hiçbir mobilyacı da buna ulaşamaz. Dolayısıyla yurt dışı müşterilerimiz zaten bizle ilgili bir projeleri olduğu zaman, bu teklif ve sipariş aşamasına geldiği zaman çoğunlukla müşterilerimiz zaten gelmek istiyor, ziyaret etmek istiyor. Biz de kendilerine en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz, yerimizi, kapasitemizi göstermeye çalışıyoruz. Ya bu anlamda, güven anlamında bugüne kadar alamamış olduğumuz herhangi bir işimiz de olmadı. Çok net aslında bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Tarık Biz Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tekrar 2022 yılının da ülkemize, bütün dünyaya öncelikle sağlık, başarı ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Şiddetin olmayacağı, kadına şiddetin, insana şiddetin, hayvana şiddetin olmayacağı, barışın olacağı bir yıl olmasını diliyorum. Evet, siz de bir hayvan seversiniz. Çok tatlı bir de çocuğunuz var gerçekten. Gördüğüm anda heyecanlanıyorum. Çok tebrik etmek istiyorum sizi bu anlamda da. Başarılarınızın devamı diliyoruz İş Dünyası ekibi olarak. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Ankara'da Tarık Zaher'le birlikteydik. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.